Bütün kanserleri yok etsek Çağla sadece 7 yıllık bir ilave ömür kazanıyoruz. Fibromiyalji sadece ağrıyla giden bir hastalık değil. Ama o sağ beynin neresine bastın neresine biliyor musun? Bastım? Tamamen mantık bölgesine bastım. Bu tatlılardan bir tanesi böbrek taşı yapıyor. Meme, prostat ve kolon kanserinin altındaki en büyük sebep gece düzgün uyumuyor olmanız. Evet. Uykunuz uyandınız, uyudunuz uyandınız, uyudunuz uyandınız toplamıyla uyudunuz, uyandığınızın toplamı aynı şey değil. Depresyondaki bir kişinin beyninde ciddi anlamda bir enzim dengesizliği oluyor. Bir noktaya stent koyduysan muhtemelen başka damarlarda da ufak tefek de olsa illaki bir şeyler vardır. Efendim hani birini sakın doktorunuzu arayıp da efendim kokoreç yiyeceğim, yiyebilir miyim derseniz adam bir daha sizi kabul etmez. Ruhsal uyum denilen bir şey var. İki ayrı biricik insan bir araya geliyorlar ve bir bütün oluşturuyorlar. Hep çok iyi anlaşmak zorunda değiller. Menopoz öncesi dönemde görülebilecek şikayetler arasında adet düzensizlikleri birinci sırayı alıyor. Başından beri söylüyorum, şeker en tatlı zehirdir. Sağlığımızın bekçileri, tüm doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Ülkemizde 14 Mart bildiğiniz gibi 1919 yılından beri Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Bebeklikten son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yaşamın kutsallığını anımsatan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Buradan bir kez daha alkışlarımıza iyi ki varsınız, iyi ki hayatlarımıza dokunuyorsunuz, çok kıymetlisiniz demek istiyorum. Ve ömrünün yarısını tıp bilimine adamış, perinatoloji alanında çok değerli çalışmalarda bulunmuş yine kıymetli hocamız bugün bizlere eşlik ediyor. Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Çağla Hocam, Hanım. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gününüzü tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz bir kere daha burada. Sizin gibi kıymetli bir hocayla yayına başlarken siz neler söylemek istersiniz böyle özel bir günde? Evet. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. 14 Mart bütün sağlık emekçileri için kutlu ve mutlu bir gün olsun. Senede bir gün bile olsa sağlık emekçilerini hatırlamak bu bağlamda çok anlamlı. Davetiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok kıymetli konular konuşacağız. Hocamızla birlikte Türkiye'de her 100 doğumdan maalesef 58'i sezaryenle gerçekleşiyor. Peki sezaryen doğum sağlıklı mı? Ya da tabii ki mecbur kalındığında ne gibi riskleri olabiliyor konuşacağız. Anne adaylarının gebe kalmadan önce almaları gereken önlemler var mı bakacağız. Anne adayları veya hamileler oruç tutabiliyorlar mı? Çünkü tutmak isteyenler olabiliyor ibadetlerini gerçekleştirmek adına. Rahim ağzı kanserinin belirtilerini konuşacağız. HPV aşısı rahim ağzı kanserinden korur mu? Bir kez de hocamızın tabii ki kıymetli fikirlerini alacağız. Az sonra mutfağımızda yine çok tatlı bir konuğumuz var. Şef Murat Cüzdanoğlu bizlerle beraber. Nasılsın? Teşekkürler Çağla Hanım. Siz nasılsınız? Hoş geldin. İyiyim. Kaç yaşındasın Hoş Murat? Hoş bulduk. 25 yaşındayım. Ben. 25 mi? Evet. Ay ne güzel ya 25 yaşında. Aynen öyle. Burada mutfakta. Çok şeflik yapıyorsun ve çok yeteneklisin. Hepimiz seni ekranlardan da biliyoruz. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Birazdan beraber ne yapacağız bu arada? Bugün sinik kebabı yapacağız, tepsi kebabı. Bezirgan salatası yapacağız ve peynirli irmik helvası yapacağız. Evet. Sizin karşınızda yapıyor olmak ekstra bir gurur verici benim için. Canım benim ne tatlısın. İnşallah çok Vallahi güzel yemekler senin yaptığın yemek de bizim için çok gurur verici olacak. Estağfurullah. Akşama diyelim. Şimdi kebaba başlamak eğer istersen biraz uzun süreceği için hemen malzemelerimiz ekranlara da gelsin. Bir malzemelerini izleyicilerimiz için istersen bir hatırlat. Hı hı. Tepsi kebabından başlayayım. Kıymamız var, az yağlı kıymamız var. İçine zırhtan geçirilmiş biberimiz, maydanozumuz girecek. İlaveten kuru kağı ekleyebilirsiniz içine. Daha sonra fırına girecek salçalı bir sosumuz var üzerine. Üzerine domatesimiz, biberimiz. Daha sonrasında da zengin salatası ile devam edeceğiz. Zengin salatası acı bir salata. Tadına bakarsanız göreceksiniz zaten. Harika. Bizim özel reyhanımız var, habak dediğimiz. Onun dışında da peynirli irmik helvamızı yapacağız. O evet. da ağzımızı tatlandıracak inşallah. Sofrada da kendilerini kömbe, zeytin salatası ve biberli ekmek Tamamdır. Devam ediyor olacak. O zaman kebapla seni baş başa bırakıyorum. Şimdiden Tamamdır. Ellerine sağlık diyorum. Ve normal doğum vücudu yeniler mi sorusuyla güne başlayacağız.
Ondan önce bu soruyu hocamıza sormadan önce, çünkü çok doğum yapmanın bazı noktalarda çok avantajlarını duyduğumuz gibi, doğum yaptıysanız şu şu şunlar da olabiliyor gibi dezavantajları da olabiliyor. Hocamız buradayken, kıymetli hocamız buradayken az sonra kendisine soracağız. Yine son yıllarda tüm dünyada sezeryan oranlarının artması normal mi yoksa sezeryan doğumu sorusunun çok tartışılan bir soru olmasına neden oldu. Biz de sokağa çıktık, sizlere sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Merhabalar. Merhaba canım. Sizce normal doğum mu yoksa sezeryan doğum mu? Normal doğum. Siz peki normal doğum mu gerçekleştirdiniz? Evet, iki doğum da normal doğumdu. Neden normal doğum, yani ne açıdan fayda sağlıyor? Normal doğumda iz kalmıyor, sezeryanında iz kalıyor ve bir haftada kendine gelemiyorsun, ağır kaldıramıyorsun, çocuğun kucağına alamıyorsun. Yani bunlar hepsi olan şeyler. Normal doğum olsa iyi olur da, fakat ben sezeryanla yaptım. Kaç tane doğurdunuz? İki tane. Bir tane evladınız var maşallah. Neden sezeryan? Ağrılara dayanamıyorum o nedenle. Dayanamadığınız ağrılara, o yüzden sezeryan. Evet. Ama elinizde olsa normal doğum mu gerçekleştirmek? Öyle isterdim. Bence sezeryan. Ben de sezeryanla doğurdum. Gelinim de sezeryenle doğurdu. Ben o acıyı çekmek istemiyorum. Aa, doğum acısı. Evet. Çok korkuttular. Annemlerden filan, büyüklerden ya. Duyduk. Günlerce acı çekmişler, sancı çekmişler. Biz de onun için ben sezeryenden yanayım. Pişman mısınız peki normal doğum yapmadınız? Yok. Hiç aklıma da gelmedi. Ben şahsen sezeryen doğum tercih ederdim. Neden peki? Yani kadının normal doğumda çok zedelendiğini ve zarar gördüğünü organlarını düşünüyorum açıkçası. Normal doğum daha sağlıklı gibi söylentiler de var. Sizce hangisi daha sağlıklı? Ya açıkçası doğru yapıldığı sürece bence sezeryan da aynı sağlıklı duruma sahip. Yani sezeryanı daha çok öneriyor doktorlar. Çocuk açısından da zorlanmadan doğduğu için. Zaten benim de iki çocuğum da sezeryanla oldu. Neden peki sezeryan tercih ettin? Yani ben tercih etmedim, öyle olması gerekti. Normal doğum ister miydiniz peki? Yani isterdim, şöyle o ilk doğduğu anı yaşamak isterdim, onu görmek isterdim. Ama sezeryanda şöyle en azından, yani o sancıları çekmiyorsunuz, işte o sıkıntılarınız olmuyor. Öyle yani. Normal doğum. Neden normal doğum peki? Sağlık açısından. Nasıl bir faydası var sağlık açısından? Yani vücudunuza kimyasal ilaçlar girmiyor. Sezeryanda giriyor mu? Giriyor, bayıltılıyorsunuz veya belden aşağısı lokalitesi oluyorsunuz. Oluyor yani. Normal doğum daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Sezeryan değil de açıkçası normal doğum olarak hep duyduk bugüne kadar. Hücrelerin de yenilendiğini duyduk. Ama ne derece yeterli bu bilgiler bilemiyorum açıkçası. O zaman buradan hocamıza da soralım mı? Normal doğum mu, sezeryan doğum mu? Normal doğum mu, sezeryan mı? Hocam hadi bakalım, şimdi sizi dinliyoruz. Çok şeker. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yılı 2021. Şimdi Türkiye'de sezeryanla doğumların önlenemeyen yükselişinin sebebini hocamız buradayken ona soralım. Şimdi şöyle bir soru cevap dikkatimi çekti. Doktorlar da sezeryana yönlendiriyorlar diye. Var mı böyle bir yönlendirme? Bir kere bunu konuşalım. Ya da hangi hastaları? Yani hasta denmez de hangi gebeleri? Şimdi adı üzerine normal doğum. Bir şeyin normali varken bundan sapıp cerrahi bir yönteme başvurmak doğru değil. Yani çok basit bir mantıkla bile buna bakabiliriz bu açıdan. Normal doğum tabii ki teşvik edilmesi gereken ve yapılması gereken bir durum. Bakın Türkiye'de yılda 1,5 milyon doğum oluyor. Aşağı yukarı 1,5 milyon kişi ürüyoruz her sene. Bu kadar insanın sezeryanla doğurduğunu düşünün. Yani bu kadar maliyet, bu kadar ameliyathane açılması, sezeryan pahalı bir prosedür sonuçta. Normal doğum değil. Hastanede kalış süresi bir gün, hatta yarım gün. Sezeryandan sonra iki gün kalması gerekiyor hastanın, en az hastanede. Ona göre ameliyathane açılıyor, anestezi vesaire, epidural ya da genel. Yani sonuçta ülke ekonomisi için de bir felaket yani. Düşünsenize bu kadar cerrahi müdahale. Doğru. Ama olaya bu yönden bakmayalım. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de hala sezeryan oranları hala çok yüksek. %50'lerin üzerinde. Hangi sebeple daha sıklıkla sezeryana yönlendirilebiliyor? Hani ben acı çekmeyeyim. Sezeryanla da nasılsa o anda bazen ayık olunabiliyor. Hani
alt taraf uyuşturduğu için yine bebeğimi kucaklayacağım diye. Ama herhalde anne adayları şunu soruyordur. Bebeğim için hangisi daha sağlıklı? İstiyorsanız önce bebek tarafından bakalım, sonra anne tarafına geçelim. Şimdi bebek açısından tabii ki normal doğum daha sağlıklı. Çünkü normal doğum sırasında bebek doğum kanalına girince vücuttan ve doğum esnasında vücuttan, anne vücudundan bir takım hormonlar, sitokinler salgılanıyor. Bunların etkisiyle annede süt verme olayı normal doğumdan sonra daha hızlı ve daha verimli gerçekleşiyor. Sezaryenden sonra bunu pek daha zor ya da daha uzun sürede görüyoruz. Anlayamıyor değil mi vücut çünkü o sırada? Algılayamıyor. Algılayamıyor ve normal doğumdan sonra bebek doğduktan sonra ilk teması anne vücuduyla yapması. Bebeğin annenin göğsüne konularak İlk cilt temasını beraberce yapmaları bebeğin hem ruhsal hem fiziksel gelişimine son derece katkısı olan bir şey. Anne ile bağlantı çok önemli doğumdan sonra. Süt vermeyi de söyledik. Fakat tabii ki uzun dönem sonuçlarına baktığımız zaman, iki metodu karşılaştırdığımız zaman şöyle bir dezavantaj olabilir. ABD'de yapılan bir istatistik var. Normal doğumla 2 ve üzeri normal doğum yapmış kişilerde vajinadaki sarkmalara bağlı, idrar kaçırma, kabızlık vesaire gibi şikayetlere bağlı olarak kadınların %11 ila 15'i 50'li yaşlardan sonra vajinal yoldan ameliyat olmak zorunda kalıyor. Çünkü çözümü neden? Var. Var. Normal hani doğum sezaryana göre kadının genital bölgesini daha yoran bir olay. Evet, tabii ki. Böyle bir şikayet uzun vadede oluşabilir. Ama bunun haricinde dediğim gibi bebek açısından da, anne açısından da daha kısa iyileşme, komplikasyon oranlarının daha düşük olması nedeniyle normal doğum tabii ki sezaryana göre her zaman tercih edilmesi gereken bir metot. Şimdi burada enteresan bir şey kulağıma çaldı. Hastalarımızdan ya da seyircilerimizden bir tanesi dedi ki doktorlar yönlendiriyor. Evet, evet, evet. Şimdi bu var. Ciddi bir konu. Hiçbir şekilde bir kadın doğum hekiminin hastasını sen sezaryanla doğum yap, her şey yolundayken yönlendirmesi doğru bir şey değil. Şey diyorlar mesela, senin kanalın dar, bu çocuk buradan çıkmaz, o yüzden sezaryen yapmalısın. Şimdi bu da korkutucu bir şey değil mi? Bana da birisi böyle dese Eyvah çıkacak mı diye hani tedirgin olabilirdim. Şimdi bu doğru bir yönlendirme mi oluyor? Şöyle, eleştirmek değil, öğrenmek adına açıkça sormak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Normal doğumun takibinde, takipli hastalar için söylüyorum. Biz genellikle 38. gebelik haftasında hastaya vajinal bir muayene uyguluyoruz. Bu muayenede hastanın kemik yapısı nasıl? Bebeğin çıkacağı yol dediğimiz pelvik çıkış ne durumda? Kemik yapılar normal mi? Hasta normal doğuma uygun mu? Bebeğin ağırlığında ultrasonografiyle artık çok az bir yanılgı oranıyla saptama ihtimaline sahibiz. Tüm bunları annenin yapısını değerlendirerek, diyelim ki bebek 4 kilonun üzerinde. Evet, anne de 1.50 boyunda. Minnacık kadın belki. Bu durumda zaten normal doğum olmaz. Evet. Bunu baştan sezaryen diye planlamak lazım. Şimdi belli, bu gibi durumlarda, bu durumlarda tabii ki yönlendirme. Kesinlikle doktorların yönlendirmesi gerekli. Ama bunun haricinde her şey yolunda giderken bebek ağırlığı normal, annenin hiçbir şikayeti yok, yüksek tansiyon yok, şekeri yok, herhangi bir problemi yok, kanaması yok vesaire. Her şey yolunda gidiyor, bebek ağırlığı normal, annenin kemik yapısı da normal. Bu durumda tabii ki normal doğum denenecek. Hastayı baştan sezaryana yönlendirmek hatalı bir yaklaşım olsa gerek. Evet. Seçim şansımız varsa normal doğumu tercih etmeliyiz ki anneler de ölmeden önce cenneti görsünler. Değil mi hocam? O evet. Anı yaşamak, o bebekle o temas teması kurmak çok önemli. Muhteşem, benim hiç hayatımda gözümün önünde gitmeyen görüntüler. Allah da bana dünyadaki en büyük mucize. Evet. Normal doğum yapmayı, iki bebeğimi de öyle kucağıma almayı nasip etti. İsteyen herkes inşallah yaşayabilir bu güzel duygu diyorum. Ve sokak sorularına geçiyoruz. Önemli sorular geliyor. Buyurun. Hocam merhabalar. Gebelikte oruç tutmak anne ve bebeğin sağlığını nasıl etkiler? Teşekkür ederim. Çok güzel soru, tam Ramazan. Şimdi ayındayız. Ramazan ayının başlamasıyla beraber bu soru bize de çok yoğun olarak geliyor. Açıkçası gebelerin, gebeliğin hangi dönemi olursa olsun oruç tutması bizim tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Zaten dinen de bu, dinen biliyorsunuz. Dinen de değil mi? Evet, dinen de bu tavsiye edilmiyor. Oruç tutmaktan muaf tutulan gruba giriyor gebe ve emziren hanımlar. Aynen.
hem gebe hanımlar hem de emziren hanımlar. Neden? Çünkü gebelik esnasında bebeğin kan şekeri hızla düşebilir. Uzun süreli açlıklar gebelikte iyi bir şey değil. Evet. 14, 16, 18 saat aç kalmak bebeği de aç bırakmak anlamına geliyor. Böyle bir durumda bebek hücreleri bundan nasıl etkileniyor? Bebeğin organları gelişme safhasında olduğu için bebek organlarının gelişimi ne yönde etkiliyor? Aslında bu konuyla ilgili elimizde çok net bilimsel veriler yok. Ama bunu dışarıdan bir bakışla çok net olarak bebeğin bunlardan etkilenebileceğini net çok olarak net söyleyebiliriz. Bu bağlamda oruç gebe hanımlar için de tavsiye edilecek bir durum değil. Emziren hanımlar için de tavsiye edilecek bir durum değil. Bizim görüşümüz bu yönde. Peki, teşekkür ediyoruz ve hemen bir diğer görüntülü soruyla devam edelim. Hocam merhabalar. Anne olmak isteyen kadınlar hangi sağlık kontrollerini yaptırmalı? Soruyla devam ediyoruz. Çok gerçekten önemli. Anlamlı bir soru. Şimdi programlarımızda da hep altını çiziyoruz. Planlı gebelik, planlı hamilelik çok önemli. Olmalı, böyle olmalı. Kesinlikle aslında, olmalı. Neden? Çünkü rastlantısal olarak hamile kalmak bir takım sorunları da beraberine getirebiliyor. Bu annenin sağlığıyla ilgili, bedensel sağlığıyla ilgili problemler olabileceği gibi annenin mental sağlığıyla ilgili problemler de olabilir. Annenin kariyer telaşları da olabilir. Biz hep şunun altını çiziyoruz. Bebek ve hamilelik telaşa getirilecek bir durum değil. Planlı hamilelik bu anlamda çok önemli. Ve eğer bebek sahibi olmayı istiyorsanız hamileliği planlamadan en az 3-4 ay önce bir kadın doğum hekimine gidip hem jinekolojik bir muayeneden geçip hem de genel sağlıkla ilgili bir takım kan ve idrar tahlillerini yaptırmak. Eğer kansızlığımız varsa bunun tedavi edilmesi, B12 düşükse bunun yerine konması, D vitamini açığı varsa bunun tedavi edilmesi, tiroid Türkiye'de çok yaygın bir hastalık ve gebelikte de çok önem taşıyor tiroid hastalıkları. Eğer tiroidde de bir problem varsa bunun gebelikten hiç olmazsa 2-3 ay önce kontrol altına alınması. Artık tedaviye başlanması. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için optimum şartları sağlayacaktır. Bu işi tesadüfe bırakmayalım. Evet. Çok önemli. Aslında çok da fazla faktörler var. Mesela önemli olanları arkadaşlarımız bilgi ekranını getirsinler. Lütfen izleyenlerimizle takip etsinler. İlaç kullanımına dikkat etmek, diş tedavisini yaptırmak mesela, değil mi hocam? Bir çürük tedavisi varsa mesela bu anlamda. Çünkü bebekle iletişimde, etkileşimde olan bir şey mi o? Kesinlikle her türlü enfeksiyon, herhangi biraz daha konuyu açacak olursak, vücuttaki herhangi bir enfeksiyon ya da enfeksiyon kabiliyetine sahip bir problem varsa bunun tedavisi hamilelikten önce yapılmalı. Neden? Dişler, bakın, tüm vücuda enfeksiyon yayabilen odaklar. Ve ilk 3 ayda da, gebeliğin ilk 3 ayında da biz lokal anestezi altında diş tedavilerini önermiyoruz. Ancak 3. aydan sonra lokal anestezi altında işte dolgu vesaire yapılabilir. Bu durumda da enfeksiyon odağı olabilecek, işte dişte çürük, efendim vajinal enfeksiyon, vücudun herhangi bir yerinde bir enfeksiyon var. Bu muhakkak hamilelikten önce tedavi edilmesi lazım. Bir de şunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Tabii. Tüm bunlar normal geldi. Gayet sağlıklıyız. Genel kronik bir hastalığımız yok. Gebeliğe iyi bir adayız. Bu durumda da bizim önerdiğimiz tek takviye folik asit kullanımı. Bu artık toplum tarafından da kabul görmüş bir alışkanlık haline geldi. Çünkü yayınlar vesaire doktorların çabalarıyla. Folik asit takviyesine de hamileliği planlamadan en az 3 ay önceden kullanmaya başlayacağız. Günde 400 mikrogram dozunda, ki piyasada da bu tür takviyeler var, bu miktarı içeren takviyeler var. Gebeliği planlamadan ilk 3 ay önce başlayacağız ve hamilenin ilk 3 ayında da folik asit kullanımına devam edeceğiz. Neden bu kadar önemli folik asit? Çünkü folik asit kullanımı bebekte oluşabilecek bir takım sinir sistemi hastalıklarını %80 oranında engelleyebiliyor. Bu bağlamda da folik asit kullanımına özellikle gebelikten önce doktorlara danışarak başlamalarını anne adaylarına kuvvetle öneriyoruz.
Tabii biraz önce söylediğimiz bu genel jinekolojik muayene esnasında, gebeliğe hazırlık döneminde doktor tarafından bir de jinekolojik muayene esnasında jinekolojik ultrasonografinin yapılması, rahimin yumurtalıklarının durumlarının gözden geçirilmesi, kanallarda bir problem var mı yok mu bunun aydınlanması, rahimde gebeliğin oluşumuna engel olabilecek rahim içerisinde bir polip var mı, bir miyom var mı bunun ortaya konması, yumurtalıkta kist var mı bunun ortaya konulması ve kanser tarama testi dediğimiz pap smear testinin ve HPV virüsü için taramanın da hamilelikten önce yapılması çok gereken. Anlamlı olacak. Hemen gelmişken aşı ile ilgili, HPV aşısı ile ilgili fikirlerinizi de alalım hocam. Şimdi HPV virüsü artık bizim toplumda da yaygın olarak görülmeye başlanan bir virüs. Hı hı. HPV virüsü birincil olarak cinsel temasla geçen bir virüs. Hı hı. Bazı türleri siil yapabiliyor, genital siil yapabiliyor erkekte de kadında da. Çok pardon ama her türü değil. Bu bağlamda eğer siilimiz yoksa bende HPV yok diye bir düşünce yanlış. Çünkü dediğim gibi her türü siil yapmıyor. Öncelikle artık bugün tarama programları arasında HPV taraması da girmiş durumda. Nasıl kanser tarama testi dediğimiz smear testini yılda bir, gerekirse 3 yılda bir yapıyorsak, HPV testini de 5 yılda bir yapmak çok anlamlı. Hı hı. Ve artık HPV aşısının da 12-13 yaştan sonra bütün kız çocuklarına yapılmasını öneriyoruz. Ne kadar sıklıkla, kaç yaşına kadar, kaçar doz şeklinde olmalı? Yani bir kere yaptım ne kadar korunacak kızımız? Bütün ömür boyunca korunuyor ama 3 doz yaparsak. 3 doz yaparsak. Türkiye'ye artık 9 suçlusu da geldi. Yani 9 tipini kaplayan formu da geldi HPV aşısının. Eskiden sadece yurt dışında vardı ama Türkiye'ye geldi 2-3 ay oluyor. Bu bağlamda 9'lu aşıyı 0. 2. ve 6. ay şeklinde, yani 1. dozu yapıyorsunuz, ondan sonra 2. dozu yapıyorsunuz, sonra 1. dozdan 6 ay sonra da 3. dozu yapıyorsunuz. Tamam. Bu şekilde aşılamayla HPV'ye karşı %99 oranında korunma sağlanıyor ve bakın HPV aşısının uygulanmasıyla şimdi gündemde çok önemli bir konu var. Kansere karşı aşı bulunacak diye. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Joe Biden bile bu konuyla ilgili geçenlerde bir açıklama yaptı. Kanser aşısı işte 5 yılda çıkıyor diye. Şimdi dünyada, hepimiz bir şey değil mi? Heyecan oldu heyecan yani. Heyecan ama bakın HPV aşısıyla belki de dünyada ortadan kalkacak ilk kanser türü rahim ağzı kanseri olacak. Evet, herkes düzenli olarak yaptırsa zaten virüs yani yaşamını kanser, sürdüremeyecek. Evet, rahim ağzı kanserine HPV aşısı toplumda yaygınlaşırsa bir daha rastlayamayabileceğiz. Evet. Bu çok önemli çok bir önemli. Adım tıp açısından. Peki. Hocam bir görüntülü sorumuz daha var, onu da alayım. Buyurun. Hocam merhabalar. Hamilelikte düşükler neden olur? Son bir soru daha aldık. Çok derin bir konu. Çok derin bir konu. Vaktimiz çok kısa oldu. İsterseniz hani ilk akla gelenleri, ilk olabilecek düşük nedenlerini hocamıza önce anlatsan. Şunu söyleyelim. Düşükler hamilelikte çok sık görülen bir konu. Ve eskiden sık, de mi şu anda mı? Olarak? Her zaman hep, için. Değil mi? Bir kadının hayatı boyunca düşük yapma ihtimali %15 ila 40 arasında değişiyor. Bayağı yani iki kadından biri hayatı boyunca düşük yapacak anlamına gelebilecek bir sonuç bu. Bu kadar sık görülen bir durumla karşılaştığımız zaman neden bu başıma geldi diye bir psikolojiye kesinlikle girmemek lazım. Öncelikle bunun altını çizmekte yarar var Çağla Hanım. Çok güzel söylüyorsun. Çünkü neden? Gerçekten özellikle ilk gebeliğini düşüren hanımlarda psikolojik olarak gerçekten büyük bir gerilim ve çökme oluyor. Evet. Bebeğini kaybetme duygusu. İşte başaramadım, duygusu. Tutamadım, onu tutunduramadım gibi. Ben hata gibi. Yaptım. Evet, böyle biz hep böyle zamanlarda kadınlar kendilerine yüklenmeyi çok severler ya, bu da onlardan bir tanesi herhalde. Burada üzücü tabii ki ama. Gerçekten tabii istenmeyen bir durum ama çok sık gözüken bir durum. O yüzden bu neden başıma geldi diye bir soruyu kendimize sormayalım. Belki de kendimizi şanslı görelim. Neden? Çünkü bu düşüğe neden olan ya da düşük yaşayan bebekler doğsaydı dünyadaki yaşayan insanların %50'si 60'ı kusurlu ya da malforme olabilecekti. Hı hı. Aslında bu doğanın doğal bir seleksiyonu.
%60 oranında düşüklerin nedeni bebekteki kromozom problemleri. Hı hı. Bebekte genetik bir problem var ki bu düşüyor. Yoksa sağlıklı bir bebek kolay kolay düşmez. Bir tane sosyal medya sorusu var. Hamile, 3 aylık hamile bir kadın yazmış bize. Onun hemen şeyini giderelim istiyorum. Tabii canım ki. Midye çekiyor, yiyebilir miyim demiş ama hocamızdan gelecek olan cevapla. Ama yine de bilsin. Çok canın çekerse bile yesin mi yemesin mi? Şöyle çok bir tane tadımlık yiyebilir ama türlü karidesli, yengeçli, midyeydi bu tür ürünleri balık haricinde ürünlerinin gebelikte kullanımını çok önermiyoruz. Hmm. Gerçekten bunların besin değeri yok. Yüksek kolesterol içermekten başka hiçbir şeye yaramıyorlar. Ve içerisinde bol miktarda da bunların çünkü boşaltım organı yok bu tür deniz ürünlerinin. Boşaltım organı olmadığı için denizdeki bütün kiri vücutlarında tutuyorlar ve buna bağlı olarak bebeğimize de geçiyor mu? Ağır metaller birikebiliyor bünyelerinde. Hmm. Bunları yediğimiz zaman biz de direkt olarak ağır metalleri alıyoruz. Hmm. O yüzden çok canınız çekti bir tane tadımlık yiyin ondan bir şey olmaz ama bu tür deniz ürünlerini hamilelikte tüketmekten kaçınalım. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Zehra Nese Kavak hocama bu özel günde bizlerle beraber olduğu için bir alkış rica ediyorum. Ve ben buradan müsaadenizle hocam hemen mutfağa doğru Şef Murat Cüzdanoğlu'nun yanına geçiyorum. Hoş geldiniz tekrardan Çağla Hanım. Hoş bulduk. Ay. Ay. Şimdi burada zeytinli ne diyeceğiz? Salçalı, biberli, zeytinli. Zeytin salatamız. Bakar mısınız? Bu arada zeytin salatası da taktım. Bakar mısın şunun güzelliğine? Vallahi bunu öğreneceğiz az sonra. Evet. Burada sini kebabımız ne var. Ne güzel hazırlamışsın. Anlat. Öncelikle etimizi iyice yoğuruyoruz ki parçalanmasın. Hı. Ardından buradaki püf noktaları tepsiye basarken mutlaka elimizi ıslatıyoruz. Hı hı. Elimizi ıslatmazsak daha parçalanma olasılığı yüksek oluyor. Ardından da hazırladığımız tepsiyi salçalı salçayla ve tereyağı ile beraber şey yapıyoruz. İyice yağlıyoruz. Salça ve tereyağı. Ardından bunu sizin önünüzde yapmak için bıraktım. Ve hazırladığımız güzel salçalı onu karıştırdın, suyu. Özenli evet, bir şekilde gördüm. İyice güzelce özenle karıştırdım. Evet. Ses umarım yayına gitmemiştir. Yok hayır. Şunu da üzerine daha sonradan çok özür dilerim. Bakın bir şey unutuyordum. Domates atıyoruz üzerine ve biber atıyoruz. Şöyle. Arpacık şu tepside yapılması tercih önemli mi gerçekten? Evet. Şu tepside yapılması değil mi? Normalde çömlekte yapılırsa daha lezzetli olur. Bu arada. Ancak taş fırın ve çömleğe ihtiyacımız var. Evet. Buradaki imkanımız bu ama bu tepside de çok fazla tat farkı oluyor mu? Hayır olmuyor olmuyor. Tabii ki. Sonuçta etin güzelliği, aynen malzemenin öyle. Güzelliği, özelliği önemli. Domatesleri gelişi güzel koyduktan atabiliriz. Koyduktan sonra sosumuzu koyacağız. Aynen öyle. Üzerine arada de tereyağı parçaları ekleyeceğiz. Haydi. Rica ederim. Rica ederim. Sen beni bölebilirsin. Hiçbir problem yok çok bununla ilgili. Ederim. Rahat ol lütfen. Şunları gelişi güzel atabiliriz. Hı-hı. Arpacık, soğan veya süs biber de eklenebiliyor tercihe göre. Tereyağından önce mi sonra mı böyle mi şu an? Tereyağından önce döküyoruz. Şöyle. Salçalı suyumuzu hı-hı. Döktük. Of 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 of. Bu salçalı suyu bir özelliği var mı? Salçanın özelliği var tabii ki bizim salçamız. Nerenin salçası? Hatay'ın, Antakya'nın salçası. Hatay'ın, Antakya'nın salçası. Evet gerçekten bizde hem güzel lezzetler getirirken bir yandan da yüreğimizi burkan olayları tabii ki hatırlatmadan edemiyoruz Hatay deyince Antakya deyince. 6 Şubat depreminde şefimiz göçük altında kalmışsın. Maalesef. Kaç saat kaldın? Yani şu an o zaman için çok bir zaman mefhumu olmadı bizim için ama hı-hı. biraz kaldık içeride. Babam bir şekilde bir yol burada oradan çıktık ve annem, kiminle beraber kaldınız? Annem babam ben. Üçünüz birlikte. Beraberdik. Annem yaralıydı. Ben üzerine kapanıyordum yaralanmasın diye. Annenin üzerine mi kapanıyordun sen? Evet. Aslında normalde bir şey vardır. Anneler böyle önce kapanır ama işte o evlatlar da büyüyünce. O da benimle cebelleşiyor şey yapıyordu. Yani ama çok şükür sağ kurtulduk oradan. Yaralıydı ama çok şükür iyi. Hı-hı. Beton parçası falan düştü üzerine. Zor günler geçirdik ama bizim Hatay'ımızın insanı güçlüdür. Biz güçlü insanlarız, üretken insanlarız. Zor günler geçirdik ama geride kaldığına inanıyorum. Canım benim çok kaybınız olmuş galiba. Yani evet büyük aileden 103-108 kaybımız oldu. Kuzenlerim gitti. Öğretmenlerim, okulum, gezdiğimiz sokaklar her şey gitti. Ama dediğim gibi yani bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz ve toparlanacağız bir şekilde. Evet. Biz birbirimizle daha güçlüyüz. Ağlamak yok. Şununla hemen tereyağını koyup fırına İstiyorsan atayım. İstiyorsan sen ağlamayabilirsin ama ben ağlayabilirim mesela şu anda. Biz bu konuyla ilgili daha önce de...
burada ağırladığımız kıymetli psikiyatristlerimiz, kıymetli psikologlarımızla birlikte o dönemlerde yaşanan ruhsal çöküntünün hem izleyen olarak hem tabii ki orada birebir yaşayan olarak ailelerini, sevenlerini kaybeden insanların psikolojileriyle ilgili çok sıklıkla konuştuk. Buradan hep iyilik dağıtmaya devam etti. Bugün de Doktor Gülseren Budayıcı hocamız bizlerle bir kere daha beraberler. Kendisini davet edeyim. Değil mi şefimiz de buradayken? Tabii. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bugün mutfaktan ağırlıyorum. Hoş canım geldiniz benim. Hocam. Nasılsınız? İyiyim. Canım benim. Canım geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Yaşadınız. Kolay değil farkındayım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizin gibi bir güzel hanımın karşısında yapmak benim için şu an bütün acılarımı unuttu. En azından canım bir anlık unutturdu. Canım benim ya. Bir anlık bile unutturabilirsek kendimizi çok evet. Özel ve kıymetli hissederiz. İyi ki varsınız siz de. Ben bunu hemen fırına veriyorum izninizle. Onu nasıl fırına veriyoruz şu an hiç bilmiyorum. Peki, hemen verelim. Veriyoruz. Fırına verelim. Şimdi hocamızla aslında hiç hayatı boyunca unutamayacağı anlar insanların yaşadıkları ve bizim de tabii ki yaşayan ateş ben düştüğü yeri yaktığına kesinlikle katılıyorum. Ama bir şekilde diyor ki hayat devam ediyor, biz çok güçlü insanlarız. Hani belki sevdiği işi yaparak, geri kalan ailesine tutunarak devam ediyor. Bununla ilgili şefimize neler söylemek istersiniz? Vallahi yani hem önce büyük geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok zor dönemler geçirdi çok insanımız. Son yıllarda tabii bunlar unutulmayacak şeyler. Maalesef hayatta hocam. Başımıza gelen ama yaşamaya devam edeceğiz bir şekilde ve yaşamaya devam ederken de ne kadar dik durabilirsek hayata karşı ki sen bunları en iyi şekilde yapabilmişsin. Çok da tatlı bir delikanlısın. Çok iyi ya. Canım benim. Sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umuyorum mutluluk bir şekilde hep etrafında olsun senin. Şimdi bakalım işte bu evet. Güzel yemeklerini de hep beraber görüp tadalım yani. O yaparak kendi yeteneklerini böyle ön plana çıkarak kendini iyi hissedecek şeyi zaten bulmuş. Çok şanslı gerçekten. Murat'cığım... Bezigen satısıyla mı devam hemen edelim? Devam peynirli edeceğim. İrmik helvası. Burada ben karıştırdım. İrmik helvasını en sona bırakacağım. Olur tamam. Burada biber salçamız var, domates salçamız var az miktarda. Soğanımız var ve dediğim gibi reyhanımız var. Bu bizim özel fesleğenimiz. Maydanozu en son üzerine koyacağım. Hı-hı. Domates ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz dövme biberle de yapabiliyorsunuz ama ben size o şekilde yapmak istemedim. Nasıl istediysen çok acı sen. Çünkü. Aa, Adanalıyım ben ya ama sen ne diyorsun ya? Gönderirim size acı. He? Aynısını yapar gönderirim. Acı severiz biz valla. Ardından nar ekşimiz girecek. Tamam. Bunun tadını veren nar ekşisi ve zeytinyağı. Hı-hı. Direkt yağ önünüzde ekleyeceğim ve kaşığımla karıştırmaya devam edeceğim. Mis gibi görünüyor zaten de Hatay'ın da. Nar ekşisi inanılmaz oluyor gerçekten. Aynen, bambaşka öyle. Oluyor. Malzemelerimizi yavaş yavaş karıştıracağız. Aha. Güzel bir salata elde edeceğiz. Malzemeler ekrana geldi. Bunları yavaş yavaş birbiriyle karıştıracağız anladığım kadarıyla. Ben öncesinden karıştırdım. Şimdi direkt tabaklamaya geçeceğim. Tamam. Ama dediğim gibi asıl özelliği evet zeytinyağı ve nar ekşisi ama reyhan olmazsa olmaz. Şu reyhanın özelliği var diyorsun. Evet. Onun kokusu. Yani fesleğen olarak geçiyor aha. Ama fesleğen değildir. Reyhan, reyhan. Reyhan, reyhan. Fesleğeni karıştırmayalım istiyorsun. Aynen öyle. Peki. Şöyle hemen tabaklayacağım ben. Üzerine de nar ekşisi gezdireceğim. İçine de ekleyebiliyorsunuz ancak ben üzerine gezdirmeyi tercih ediyorum. Daha böyle şey aynen lezzeti daha hissediliyor yoğun değil mi? Aynen öyle. O zaman seni tabaklamayla baş başa bırakıyorum ve Gülseren hocamı yerine davet ediyorum. Hocam buyurun nasıl oturmak isterseniz. Şimdi ilk olarak bu özel ve kıymetli gününüzü kutlamak istiyorum her şeyden önce. Hocamızla birlikte ilk olarak son dönemde artan sağlığa, aslında sadece sağlığa değil ama öncelikle tabii ki sağlığa şiddeti birazcık konuşalım istiyoruz. Çünkü bununla ilgili bir haberimiz de olacak az sonra. Buyurun hocam neler söylemek istersiniz bu önemli günde? Öncelikle bugün tıp bayramı biliyorsunuz. Evet. Tıp bayramında burada olmaktan ve tüm meslektaşlarımın bayramını kutlamaktan dolayı çok mutluyum öncelikle. Tıp bayramını yani bizim ülkemizde böyle her bayram bilinmez biliyorsunuz ama tıp bayramını sadece doktor ve doktor yakınları değil halk da bilir. Doktorlara olan saygısından, güveninden, onlara verdiği değerden dolayı. Her tıp bayramı hepimizin telefonları çalar, kutlama mesajları gelir bize. Evet. Yani bize ne demek sizin özel bir bayramınızda sizi herkes kutluyor. Bize değer veriyorlar, bizi anıyorlar.
O nedenle burada olmaktan çok mutluyum. Ben de tekrar tekrar Teşekkür tıp bayramını kutluyorum meslektaşlarımın. Ama son yıllarda yaralandık ya doktorlar olarak. Evet, yani ciddi yaralar aldık. Biraz bu konuda konuşayım ister misiniz? Çok isterim. Çok çok isteriz. Çünkü bir ölüm haberini veren doktora en son bir yumruklu saldırı yapıldı. O haberimiz de gelsin. Bu konu üzerine konuşmamızın ne kadar önemli olduğunu aslında bize anlatan bir haber. Trakya Üniversitesi'nde tıp fakültesinde serviste görevli olan bir asistan doktor bir süredir kanser tedavisi gören hastanın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine durumu hastanın oğlu Volkan K'ya bildirdi. Annesinin ölüm haberini alan Volkan K doktoru ardı ardı yumrukladı. Güvenlik görevlileri araya girerken hastane yönetimi beyaz kod bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri Volkan K'yı gözaltına aldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı. Hocam yani bu tabii ki çok bir insan için tabii ki çok üzücü bir an. Evet. Ama gerçekten bunun suçlusunun hani doktor olduğunu düşünülmesi veya o anki acımızı bir canlıdan, sinirimizi yaşayan birinden çıkarmaya çalışmak nasıl bir psikoloji? Ben son zamanlarda bu doktorlara karşı gösterilen şiddet, işte hakaret filan bunları çok ciddi toplumsal bir yara olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir toplum düşünebiliyor musunuz? Canını emanet ettiği kişiye saldırıyor. Evet, o noktaya yani gelindi. Bunun yani hiçbir akılla, mantıkla filan izah edilecek tarafı yok tabii. Bu anlamda toplumumuzun bu konuları çok ciddiye almasını isterim, öneririm. Çünkü bizim yani zaten şiddet kol geziyor son zamanlarda kadınlara yönelen şiddet. Şimdi arkasından işte doktorlara, öğretmenlere. Hayvanlara zaten sürekli. Hayvanlara evet şiddet gördüğünüz evet gibi yayılıyor. Şimdi Çağla'cığım bazı şeyler toplumların kuralları vardır. Yani bunu yasalar düzenler ama yasalardan daha etkin olan toplumun kendi kültürel özellikleri, konuşulmayan, her zaman söze dökülmeyen, en çok da evlerimizde anne babalarımızdan öğrendiğimiz toplumsal, her toplumun da bu anlamda çok farklıdır kuralları. Evet. Bu anlamda bizim toplumumuz neredeyse örnek gösterilecek bir toplum. Du demekten de çok hicap duyuyorum evet, doğrusu. Ama dur değil mi yani? Büyüklere saygı gösterilir. El öpme mesela dünyada herhalde bu el öpüp alnına koyma. Çok özel bir ritüel. Nasıl müthiş bir saygıyı hissettiren bir şeydir. Çok. Evet. Ben mesela değil el öpmek. Hala yani bu el öpmeyi devam ettiren aileler, gençler görüyorum ve bundan da çok mutlu oluyorum. Kendimize ait kurallarımızı, kültürel özelliklerimizi bunlara sahip çıkmalıyız biz ki toplum, bir toplum ne kadar barış içinde birbirine ne kadar saygılı yaşayabiliyorsa bireyler de o toplumda o kadar sağlıklı ve huzurlu olurlar. Yani sadece bizim bireysel huzurumuz, mutluluğumuz, sağlığımızla hayatta kalmamız mümkün değil. Bir toplumun içinde yaşıyoruz ve birbirimize çok ihtiyacımız var. Hepimizin birbirine çok ihtiyacı var. Bu anlamda şimdi doktorlara bakıyorum. Şimdi sizin hakaret ettiğiniz, dövdüğünüz evet filan doktor ertesi gün size bakacak. Ya da o doktorun arkadaşı ya da o doktora yapılan bu gösterilen bu şiddeti gören, duyan doktor bir başkasına işte oturup muayene edecek. O emanet başkasına edilen cana. Başkasına can verecek. Belki denk gelecek sizin babanıza belki de. Gayet tedavi tabii edecek yani. Ben yani burada bir o anlık tabii ki o mantık şiddete falan göremiyorum. Zaten mantığı falan yok, evet, yok işin de. Ben burada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Her şeyi yasalarla halledemeyiz. Biz kendimize, birbirimize sahip çıkabilmeliyiz. Bazı şeyleri toplumlarda yok edilmenin tek yolu bu işe toplumun el koymasıdır. Toplumun gösterdiği tepkidir. İşte onlara yani
esas ceza her yani, zaman daha etkin olan doğru, toplumdan yani, gelen cezadır. Ama burada şunu demek istemiyorum. Sen de git onu dö. Yani evet. Cezalar mesela biraz önce söyledim ya. Yani bazı şeyler konuşulmadan hepimiz biliriz ki ne bileyim bir otobüse bindiniz yaşlı ayaktaysa mesela kanunlarda evet. böyle bir evet. şey yok. Yok. Kalkıp ama bu bir... yer verilir değil mi? İşte bunlara bizler ne kadar sahip çıkabilirsek kendi bireysel mutluluğumuz, huzurumuz da bu derecede güzel olur, doğru gider. İçinde yaşadığımız işte toplumun çocuğu, genci, yaşlısı birbirimize ihtiyacımız var. Hocam bu arada konuda işte hep beraber tepkili olmalıyız. Yani tepki vermek hani benim bir umutlanma sebebim olamıyor maalesef şu anda. Evet. Çünkü dün işte hepimiz Eros'u biliyoruz o kediyle yapılanları. Evet. Şimdi tabii müthiş bir şiddet var burada. Yani çok, kedi çok de konuşalım, kadını da konuşalım. İşte bütün katliamları da aslında hepsini birden konuşalım tabii ki. Yani konuşacak çok, çok şey var ama şimdi 2 yıl 6 ay ceza alıyor. Ve bu ceza adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildiği anda işte o toplumsal dediğiniz o kediyi sahiplenme, bugün bu kediye bunu yapan yarın kim bilir kime ne yapacak düşüncesiyle ceza almamasını nasıl değerlendiriyorsun? Tabii burada bir hukuk değil sadece psikolojik olarak konuşalım. Çünkü mesela herkes şu an daha sinirli. Şu evet. Yüzlerce kişi, binlerce kişi belki bütün ülke şu an çok daha sinirli. Evet. Yani evet. Belki bir ceza alsaydı en azından bir parça birilerine yüreğine su serpilirdi. Yine görüntüleri unutturmazdı, unutturmayacaktır. Evet. Yani tekrar yaşanmasın diyoruz ama her seferinde daha kötü katlanarak alev topu halinde bize geri dönüyor. Çok bunu doğru. Toplumsal olarak yani birbirimize hani saygı, birbirimize ihtiyaç... Hayır kimseye bence kimseye ihtiyaç yok. Herkes kendisi takılıyor. Evet. Herkes kendisi takılıyor yani şu anda. Evet. Mesela bu birlik, beraberlik... Evet. O gelenekler nasıl geri dönüş yapacağız bunlara? Birbirimizle ilişkilerimiz çok azaldı. Yani eskiden toplum daha iç içe, daha birbirine destek vererek yaşardı. Şimdi yani ben işe şuradan başlayalım diyorum. Çünkü bunları hep beraber görmeliyiz. Bir toplumsal çözülmeye doğru gidiyoruz. Bu hepimizi çok etkileyecek durumlardır. Mesela şimdi 100 yıl önceyi düşünelim. 1924'ü düşün. 100 yıl yani. Şimdi hala o tarihte doğanlar, 100 yaşında yaşayanlar da var halen. Yani o kadar da uzak değil. Şimdi o zamanki toplumu düşünelim. Nasıl oradaki savaşları düşünelim. Yani ülkemizi ayakta tutabilmek ve koruyabilmek için yapılan yardımlaşmaları, fedakarlıkları, insanlar canını da veriyor, kanını da veriyor. Yiyecek ekmeğini de paylaşıyor. Bakın biz böyle bir toplumduk işte. Şimdi 100 yılda öyle bir yere geldik ki neredeyse yani mesela yolda giderken hiç tanımadığı insanı vuruyor, dövüyor, öldürüyor. Hiç tanımadığı bir insan yani. Yani o sizin 100 yıl önce yaşayan doğan insanların şu anda mesela 100 yaşını görmek istemeyeceği kadar büyük darbeler alınıyor şu yani, anda evet. insan yaşantısı. Bizler yani daha belli yaşa gelmiş insanlar bu işten tabii biz çok daha fazla etkileniyoruz. Çünkü biz başka bir terbiyeden geldik. Bunlara inanamıyoruz. Ben 50 yıl doktorluk yaptım fiilen. Hala da işte ufak tefek bir şekilde kopmak istemiyorum. Daha bir hastamın bırakın hakareti, bırakın şiddeti, en küçük bir saygısızlığını görmedim. Ama ben de onlara çok saygı gösterdim. Ben bu anlamda şunu söylemek istiyorum. Bakın yasalar bu işi çok ciddiye almalı, yasalarda çok ciddi değişikliğe gidilmeli. Evet. Fakat ben yasaların bazı şeyleri düzeltmede yeterli, yani bütün dünya için geçerli bir şey bu. O da yeterli olmayabilir. O da yeterli ama bizlerin bakın şu çok önemli. Mesela bir kadın cinayetinde de bunu görüyoruz. Diyor ki bu bir namus işidir karışmayın buna diyor. Evet. Yani iş namus işi olunca o kadını öldürmekten daha doğal bir şey yok gibi bir şey söylüyor size. Ve de insanlar müdahale edemiyorlar. Şimdi burada ciddi bir hastalık, bir toplumsal krizin içindeyiz işte. Bunu
her birimiz bireysel olarak önce fark edip ya biz nereye gidiyoruz? Hatta bilmem gördün mü? İnternette bir video görmüştüm ben. Biz artık doktor da dövebiliyoruz diyordu bir hanım. O noktaya gelebildik mi diyordu yani? Yani bu hani şeref, onur kazanmış doktor döverek gibi bir ifade bu. Müthiş böyle bir mertebe var. Ya bu çok ağır bir hastalığın habercisi canım. Böyle bir şey olur mu? Evet, ben sonuç olarak hepimizin bakın toplumun verdiği kınama cezaları her şeyden daha etkilidir. Yani o küçücük o erosu bu kadar işte döve döve bilmem kaç öldürüyor. Şimdi bu veya işte kadınlara yapılan şiddet, ya hangi birini sayayım bilmiyorum da bunları hepimizin yani toplumsal ceza şu demektir. Seni dışlar, sana saygı göstermez. Eskiden yani geçmişinde böyle bir şey olana kız vermezlerdi ya. Yani nasıl olabilir diye ya toplumsal... Bir ufacık kediye öyle davranan bir insanın tepki nasıl davranır budur acaba? Budur işte yani bunu biz onaylamadığımızı, bunu şiddetle kınadığımızı eğer hepimiz birden gösterebilirsek şiddete karşı bunun en kolay, yani kendimizi de tedavi etmiş oluruz böylece. Hepimizin şu son dönemlerde sevgiye, şefkate, saygıya, merhamete o kadar ihtiyacımız var ki. Bu işte ben tek tek bu olaylar hangi birine çare bulacağız ama bu benim söylediğim dört şey bu toplumun son zamanlarda yaşadığı acılara, travmalara çok iyi geleceğini düşünüyorum. Sizin tavsiyeniz bizim için çok çok kıymetli. Herkes bugün bir kez daha oturup düşünecektir ne yapabilirim diye. En azından bireysel olarak ne yapabiliriz diye. İşte bu dört konuya birazcık daha eğilebiliriz. Biraz konu dağılması açısından güzel bir sokak röportajımız var. Başlayalım sonra devam edeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Sizce mükemmel erkek var mı? Evet, vardır. Benim kocam. İki oğlum var. Onlar. Yetiştirmeye bağlı. Sizce mükemmel olmak ne demek peki? Evine, karısına, çocuklarına sadık olan erkek mükemmeldir. Yalan söylemeyen erkek mükemmeldir. Türk erkek yapısı, kalitesi bozuldu. Evlenilecek adam yok. Yani mükemmel erkek evlenilecek erkektir. Ben bulamıyorum. Bulan varsa evlensin. Var, eşim. Mükemmel ve mükemmel ötesi. Aa, kasır erkek. 25. Maşallah. Neden mükemmel eşiniz size göre? İlk günkü hissi, sevgiyi biliyoruz. Dört dörtlük benim için. Muhteşem bir insan. İstediğim her şeyi yapıyor. Yani birbirimizin dengiyiz diyebilirim. Ruh eşiniz yani. Evet, aynen öyle. Bence mükemmel erkek yok. Siz evli misiniz? Evliyim. Ama eşim mükemmel değil diyorsunuz. Değil, hiçbir insan mükemmel değil. Çünkü herkesin mükemmeli çok farklı. Benim mükemmelim farklı, sizin kafanızdaki mükemmel farklı, benim kafamdaki mükemmel farklı. Sizin mükemmeliyetiniz nedir peki? Hani ben mükemmel insan aramıyorum ama iyi insan bence olmalı. Mükemmel erkekler eskiden vardı. Onların terbiyesi başkaydı, ayrı bir terbiyeydi o. O kalmadı artık. Ben de o terbiyeyi almış son jenerasyonum. Maalesef yoktur. Siz evli misiniz? Evliyim. Ama mükemmel erkek yok diyorsunuz. Yok maalesef yani. Size soralım, sizce var mı? Bence yok. Mükemmel erkek yok. İnanmıyorum olduğuna. Neden yok? Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani etrafıma bakıyorum, kendi aile düzenime bakıyorum. Yani yok ya, yok yani. Herkes bir şikayet içinde. Herkes bir bakmaz, etmez. İşte başka ayaklar var. Aldatma var. Kendine çoluk çocuğunu aç bırakır gider başka kadınlara parayı yedirir. Ay yok yani erkek yok ya. Peki, mükemmel kadın var mı? Yani tabii ki kadınlardan tek taraflı değil kadınlardan da var vurdum duymaz olanlar ama bence bir nevi erkekler buna sebep oluyor. Bence mükemmel erkek babam. Onun dışında olduğunu düşünmüyorum. Sadece babam mükemmel. Yani bu zamana kadar mükemmel erkek çıkmadı karşıma. Neden mükemmel bir erkek yok sizce? Eski nesil erkeklere daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani yeni nesiller çok umursamazlar. Kendilerinden başkasını düşünmüyorlar. O yüzden mükemmel değiller. Yani
insan olarak bakalım değil mi? Erkek veya kadın olarak değil, mükemmel, evet, kusursuz insan var mıdır? Olmalı mıdır ki yani? Hepimizin hataları var. Yoktur. Hepimizin deneyimlerinden kaynaklı. Şimdi şey dedi ya mesela, erkekler yüzünden kadınlar mükemmel değil gibi bir şey geldi ya mesela. Katılıyor musunuz buna? Tabii ki. Ayarlarımızda onlar oynadılar mı hocam? Vallahi ben şöyle diye bakarım her zaman. Mükemmel insan yok. Evet tabii yani ki. Yani biz zaten mükemmel olmak üzere yaratılmamışız. Fakat yani insan, biraz önce şiddeti konuştuk. Aslında vahşi bir varlık olarak yaratılmış. Mesela çok evrimsel belki psikolojiye doğru bugün gitsek mi daha rahatlarız hocam değil mi aslında? Yani şimdi şey diyorum ya ben biraz önce, işte efendim sevgi, şefkat, merhamet, birbirimize göstereceğimiz saygı filan. Mesela ilk insanda, yani insanın ilk yaratıldığı yüzyıllar, bin yıllar içinde bu olumlu duyguların hiçbiri yok insanda. Yani insan şöyle zannediyor değil mi? İlk insan da aynı bizim gibiydi ama onun yaşam şartları farklıydı, zamanla dünyayı bu. Öyle değil. O duygular sonradan mı yavaş değil, yavaş yaşanarak tabii konuştu? Ve ben burada açıkçası şimdi buradan gelip soruya cevap vereceğim. Yüzyıllar, bin yıllar içinde insanın yaşam koşulları filan da biraz düzelmeye başladıktan sonra ve bence en çok da kadınların işe el atmasıyla, kadınların gayretiyle tüm dünyada yavaş yavaş insanoğlunda böyle bir karşı tarafa saygı gösterme, işte adalet duygusu, yavaş yavaş sevgi, şefkat, merhamet, bunlar, hele mutluluk en son gelişen duygulardan biri. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Yani insan aslında terbiye edilmesi gereken bir varlık. Varlık, doğru. Ve bizim zihinsel bazı yazılımlarla bugün dünyadayız. Ve bu yazılımlar da zaman içinde evrim geçiriyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Zaten çok bilim adamı da bunu yazıyor. Bizim zihnimizdeki yazılım, bilimin, teknolojinin, hayatın hızına yetişemiyor. Yani biz başka bir yazılımla bu zamanı yaşıyoruz. Bu zamanın yazılımı değil. Ne demek? Bunu burada şunu demek istiyorum. Daha zihnimize kodlanan, yani dünyaya geldiğimizde var olmaya başlayan o kodlar bugüne uygun değil henüz. Bunun da belirtilerini nerede görüyoruz? Mesela günümüzde insandan beklenen ne Allah aşkına ya? Yani bir kere öncelikle saygı bekliyoruz. Herkes, yani bizim hayvandan bir farkımız olmalı değil mi? Bunca yıl sonra bunca eğitimlerden geçtik. Bunca travmalar atlatıldı. Savaşlar, açlıklar, depremler. Nelerden geçti insanlık buraya gelene kadar? Ve diğerlerinden farklı çok ciddi yeteneklerle dünyaya gelmişiz. Şimdi mesela git bir doktoru, senin bir zaman sonra canına emanet edeceğin doktoru dön. Hı? Ya da evde işte bir aile kurduğun, işte çoluk çocuk sahibi olduğun kadını git öldür. Mesela. Yani bunlar ne kadar uyumsuz değil mi birbirine? Şimdi buradan hareketle ideal insan, mükemmel de demeyelim de, ideal insan, bugünün ideal insanı kadını ya da erkeği. Yani her şeyden önce adalet duygusu gelişmiş, hem kendine saygısı olan hem de çoluğuna, çocuğuna, eşine, o ailesinden başlayarak topluma ve başka insanlara saygı gösteren insandır. Tabii onun dışında beklentilerimiz çok değişebiliyor. Yani kadınların bile beklentileri erkeklerden farklı ama kendi aramızda da farklılık var. Sen başka bir şey bekliyorsun, ben başka bir şey bekliyorum. Ki. Şimdi erkek de senin ne beklediğinle benim ne, bunu bilmiyor. Biz bir de konuşmayı bilmiyoruz yani. Niye canım, anlasın işte. Bir de formatlar da farklı ya kadınlarla erkekler arasında. Mesela yeni bir tane araştırma yapılmış. İlişkide erkeklerin kadınlarda görüp katlanamadığı 7 hareket belirlenmiş. Bir bakalım mı onlara? Tabii. Çok sık trip atması,
kadınların hiçbir şeyi unutmaması, çok özür diliyoruz. Regli döneminin her konuda bahane edilmesi, pardon. Her olayın altında anlam aranması, ilk adımın sürekli erkeklerden beklenmesi bir zahmet. Küfür etmek ve kaba konuşmak olabilir veya aşırı kıskançlık. Nelerle karşılaşıyorsun çocuğum? Mesela vallahi erkekler çok güzel. Katlanamıyorum şuna. 7 tane yazmışsınız ama siz, biz de yazsak mı acaba? Böyle bir 3-5 sayfa katlanamadığımız şeyler erkeklerle. Vallahi şimdi ama güzel şeyler yazmışlar. Bazıları doğru katılıyorum. Hakikaten kadınlar çok uygun beklentiler bunlar. Onun tepki vereceği şeyler. Kadınların hiçbir şeyi unutmaması. Evet, böyle temcit pilavı gibi derler ya. Şimdi hazır Ramazan. Hep bir şeyleri sürekli ortaya getirmesi. O yarısı açıktır hocam. İyileştirmemiştir. İyileştirmeye becerememiştir belki. Evet. Ben şimdi kadını önce bir erkekten ayıralım da, evet. Yani kadınla erkek arasında şöyle bir fark var. Hani biraz önce bir yazılımdan bahsettim ya, zihinlerimizde kodlu bir şey var. Erkek kim? Kadını koruyan, eve ekmek getiren kişi. Kadını koruyan bakın. Bakın evet bu önemli. Ve sonra da eve ekmek getiren ailenin reisi şimdi kod bu. Kadın kim? Kadın da işte çocuk doğuran, çocuklarına bakan, emziren, onları büyüten, evin yemeğini yapan. Şimdi kod bu. Şimdi bu kodun, kod böyleyken biz bugün bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Yani çok özür dilerim ama o kadar korumadınız ve de üzerine o kadar çok zarar verdiniz ki herkes, yani bütün kadınlar kendi kendini korumak zorunda. Ve kendi evlerinin hem kadını hem erkeği olmak zorunda kaldı. Şimdi işte zaten sorun buradan çıkıyor. Format Çağla. Şart hocam bize, ben söyleyeyim. Bir de format yani, atılması şart. Biz kadınlar gerçekten yani var olduğumuz günden beri erkek başka bir şeyin mücadelesinde ama kadın da hep hem kendi varlığını kabul ettirebilme mücadelesinde ama bunun dışında dünyada güzel bir şeyler varsa ben bunların tamamen yüzyıllardır kadınların gayretiyle var olduğuna inanıyorum. Çünkü yani daha duygulu olan, daha çok bir şeyleri hissedebilen bu söylediğim özellikler insanda var olması gereken özellikler tabii. Yani bu hep kadında mesela sanat, işte müzik, edebiyat, efendim bütün bunlardan önce işte annelik, şefkat, merhamet, saygı, koruma. Yani koruma bizim asıl işimiz, biz çoluğu çocuğu biz koruyarak getirmiyor muyuz yani? Ama işte bunu bunun da isyanı içinde şimdi kadınlar. Diyor ki yani ben erkek gibi çalışıyorum, eve ekmek getiriyorum, çocuğuma bakıyorum. Evimin tüm sorumluluğunu alıyorum. Bütün bunları yaparken ve senden daha çok çalışıyorum. Erkekten daha çok çalıştığı kesin kadının. Ev işlerini vesaire yani, dahil edersiniz. Tabii ki yani başka sorumluluklarımız var da çünkü. Var, ve de kod eskide kalmış. Hayat bambaşka bir yerde. Ve biz sürekli isyandayız. Halbuki olması gereken ne? Yani biz niye isyanda olalım canım? Bunlar kabul görebilse, yani toplum içten, yürekten, hani sadece göstermelik canım tabii kadın şöyle diyor, değil yani. Böyle içten bunu kabul edebilse, kadın bu kadar kendini, kendi haklarını korumak için filan bu kadar mücadele etmesine gerek yok, olmayacak. Daha sakin de tabii derecek. Çok daha hormonlar sakin. Herkesin daha dengede olacak. Gül gibi geçinip gideceğiz aslında. Evet, bir de üstelik inanın bu olabilirse erkeklerimiz de çok rahat edecek. Doğru. Çünkü kadın sürekli isyan etmekten, hakkını korumak, o hakkı elde edebilmek için gayret etmekten sıra gelmiyor ki bir huzur içinde evinde olabilsin. Erkeğine de daha sevgili, saygılı davranabilsin. Davran, şefkatli olabilsin değil mi? Evet. Yani ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Yani hani geçmişten geldik bugüne. Şimdi bugün için ben kadınlarımıza şöyle bir öneri yapmak istiyorum. Şimdi biz kadınlar genelde ne hissettiğimizi, bizim beynimizde, zihnimizde yazılı isteklerimizi, kurallarımızı filan zannediyoruz ki bizim erkeğimiz bunları gayet iyi biliyor. Ya bilmiyor
Ama biz bunu biliyor, kabul edip beklentilerimizi doyurulmamış gibi görünce isyan ediyoruz. Evet. Halbuki her şeyi söylemek lazım, konuşmak galiba, lazım. Konuşmak, yani ifade etmek. Özellikle evliliklerde bütün sorunlar bu konuşmama nedeniyle çıkıyor. Doğru, mesela doğru. Ortaya bir sorun çıkmadan karı koca konuşmuyor. Hı hı. Halbuki sorun olmadan konuşmalıyız ki o sorun olmayabilsin yani. Çıkacak sorunlar da olmasın ya da en azından. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Arkadaşlarım hep böyle, Gülseren Hocam da hep böyle oluyor. Zamanın bana bittiğini söylediklerine böyle bir kameraya bakış atıyorum. Nasıl olabilir diye. Su gibi akıp geçiyor. Çok kıymetlisiniz. Böyle özel günde sizi ağırladığımız için ayrıca ekip olarak çok çok mutluyuz. Rica ederim. Sevgili Gülseren Budayıcıoğlu hocama çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Canım benim. Hoşçakal. Sağlık. Hoşçakal. Hocamı buradan uğurlarken hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sinan Göker hocam geliyor. Biraz da göz sağlığımızı konuşalım. Nasılsınız? Hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Katarak değil mi? Katarakla başlayalım hocam önce. Katarak neden oluşur? Oluşmama ihtimali var mıdır? Oluşmama ihtimali yok. Mutlaka belli bir miktarda oluşuyor ama mesela bazı insanlarda çok geç olabiliyor eskiden. Yani 80 yaşında hala hani ameliyatlık bir katarak yok. Çok nadir. Şimdi ama? Şimdi durumlar değişti. Evet. Yani daha hani eski toprak dediğimiz eski jenerasyon, hı hı, daha çok böyle 60, 70, 80 yaşlarında görüyorduk. Hı hı. Senin jenerasyon da 50'li yaşlarda oluyor. Şu anda 50 yaşlarda katarak mı oluyor? 50 yaşlarda başladı. Yani ortalama 50 yaşlarda genel olarak görüyoruz. Hatta 40'lı ve 30'lu yaşlarda bile bir sürü hasta da görüyoruz. Yani geliyorlar. Ama ömrümüz uzadı derken erken yaşlanmaya başladık. Hocam boş mu bu? Yok, o yaşlanma değil işte, başka bir şey. Doku bozulması diyelim. Çünkü katarak kendi göz lens, mercek dediğimiz lensimiz yaşayan bir doku. Onun şeffaflığını kaybetmesi. Normalde o böyle nohut büyüklüğünde şeffaf bir top, küre. Tamam. Ama düşünün yani bir insan dokusu tamamen şeffaf. Böyle kristal küre gibi yani. Evet. Dolayısıyla onu o hücreler yani bayağı bir mucize gibi bir şey yani vücut onu şeffaf hale getirebilmek için orada bayağı bir metabolik faaliyet oluyor filan. Dolayısıyla işte bir şekilde bu metabolizma bir toksinler, moksinler bir şeylerle onun yapısı bozulunca o artık buzlu cam gibi olmaya başlıyor. Kataraktın tipi de değişik mesela. Yani yeni oluşan bu kataraklar daha kortikal katarak dediğimiz yani tip. Eski tipler nükleer kataraktı yani çekirdek kataraktıydı. Onlar mesela nükleer katarakta eski tiplerde katarak ilerledikçe miyopa kayıyor göz. Ve onlar bir süre sonra mesela belli bir yaştan sonra yakını okumaya başladık, gözlerim düzeldi falan diye seviniyordu kişiler. Çünkü miyoplar yakını görüyor ya, o yakındaki problemi gidiyor, yakın problemi. Ama bu sefer katarakt ilerleyince kataraktan dolayı yakını da perde geliyor yani. Ha, o ne sağlıyor? O tipi yani. Katarakt oluştukça dışarıdan görülen bir şey vardır böyle, daha ileri yaşlı insanlar da biliriz ama bizim hissettiğimiz ne oluyor katarakt başladığının belirtisi olarak? Bulanıklık. Genel bir bulanıklık ama şimdi tabii o çok beklerseniz yavaş yavaş bu %90, 80, 70, 50, 30, 20, 10, körlüğe kadar 0. Gidiyor mu? Hiç görmemeye kadar yani gidiyor mu tedavi edilmezse? Hiç görmeme diyoruz. Körlük değil çünkü sebep çaresi olan bir şey. Görmemeye gidiyor. Görmemeye gider. Evet, herkes zannediyor ki hani şimdi bu çok odaklı lensleri takıyoruz falan. O kozmetik bir ameliyat değil. O aslında mecburi bir ameliyat. Yani biz biraz erken yapabiliyoruz onu ama katarak mecburi bir ameliyat. Yani yani işte göz tansiyonu var katarak olmaz. Şu o, bu var katarak ameliyatı olmaz diye bir şey yok. Yani herkese katarak ameliyatı yapılıyor, yapılması da gerekiyor katarak varsa. Yani. Bu ilerleme hızı kişiden kişiye mi değişiyor hocam? 50 yaşında kataraktı başlayan bir insanın 80 yaşında o %10 seviyesine, görmeme seviyesine geldiğini söyleyebilir i̇şte misiniz? O da kataraktın tipiyle alakalı. Göre. Yani daha yeni oluşan yani bu yeni jenerasyonda oluşan katarak daha çabuk ilerliyor. Eski kataraklar yani görüyorduk hasta mesela geliyor bize 10 sene sonra gelmiş hatta birazcık görmesi çok az düşmüş. Bu yeni jenerasyon katarak tipi kortikal kataraklar çok daha çabuk hızlı ilerliyor. Yani işte 50 ile 60 arasında hastaların yani %70'i falan artık imdat oluyor. Yani. İmdat oluyor. Peki katarak göz tansiyonunu arttırır mı? Evet, bazı tip kataraklar var. Göz tansiyonunu arttırıyor çünkü katarak yapısı bozuldukça şişiyor. Hı-hı. Daha tombullaşıyor. Hı-hı. Ve o da gözün içinde bir açı var. O açı
daraltıyor ve göz tansiyonu çıkıyor. Her katarakt değil ama bazılarına göz tansiyonu çıkıyor. Olabiliyor. Peki, bu şeyi gösteriyor yani şu anda şekilde. Retinaya net görüntü lensin içinden geçip görüyor. Burada lens, bu yeşille olan lens, göz bebeğin hemen arkasında duruyor. Ve kenarda böyle lifler var. Onu çekince şeklini değişiyor. Bakın mesela şimdi büyüdü. Sonra hop küçüldü. Yani böyle daha toplanıyor. O büyüyüp küçülme olayıyla işte yakına zoom yapıyor. Odaklama 3 numaralık odaklama yapabiliyor. 3, 4, 5 numaraya kadar yapabiliyor yani. O lensimiz bu işte, şeffaf. Şu. O şeffaflığını kaybedince retina, bu kırmızı kısım retina, oraya net görüntü düşemiyor. Bütün olay bu. Göz bebeğin arkasında yani bir perde. Nasıl gördüğümüzü aşırı merak etmeye başladım. Aslında bir miktar biliyoruz ama çok daha derinlemesine öğrenme isteği geldi şu anda. Gözümüzde gördüğümüz zannederken aslında işin içerisinde beynin olması. Şimdi bu, böyle bunlara bakıp yansıtması. Şey yapınca herkes hani göz, retina, lens falan diyoruz ama herkes zannediyor ki bu göz görüyor. Aslında o arkada böyle kablo gibi bir sürü kablo, arkada bir göz siniri vardı. İşte bu bütün, o sinirler gidiyor beyine. Ve arka tarafta oksipital lobda görme kısmı yani beynin. Beyin görüyor, görme işlemi. Yani biz aslında gerçeği görmüyoruz. Beyin bize gösterdiği şeyi görüyoruz. Hocam yani hadi çünkü... her şey illüzyondur diye başlayalım mı sizinle? Ama gerçek bu. Ama ya. Öyle. Gerçek. Yani elektrik sinyallerine dönüşüyor. O elektrik sinyallerini beyin bize belli bir şekilde gösteriyor yani. Evet. Beyin bize neyi gösteriyorsa biz onu görüyoruz. Görüyoruz. Evet. Gerçek değil aslında. Evet. Bu konuya daha sonra devam edelim. İsterim sizinle birlikte kataraktın cerrahi tedavi yöntemini konuşalım. Lazerle tedavisi var dediniz az önce. Nasıl yapılıyor? Evet. Şimdi şöyle, lazerle tedavisi, yani lazer diye biliniyor bu teknik ama aslında tam lazer değil yani. Ultrasonik fakoemulsifikasyon tam uzun adı. Fako dediğimiz yöntem. Türkiye'de 34 yıl önce başladı. Şimdi göz bebeğin arkasında duruyor ya. Burada bakın hafif böyle buzlu cam gibi falan duruyor. Evet. O işte çok ilerlediği zaman böyle buzlu cam gibi oluyor. Bayağı mat oluyor. Arkaya ışık falan geçmiyor. Bunu ameliyatı yapabilmek için göz bebeğini büyütüyoruz. Burada çok büyümemiş. İçeri bir sıvı veriyoruz. Çünkü gözün, o gözün arkası. Sonra böyle yuvarlak o zımba gibi çizgi var ya, onun içine o kısımdaki ön zarını soyuyoruz lensin. Sonra içeriye bu fako emulsifikasyon dediğimiz fakonun ucunu sokup o içerideki kataraklı göz lensini emiyor. Ve içini tamamen pırıl pırıl boşaltıp, şimdi o zar orada duruyor. O zarın içine, orijinal zarın içine bu lens koydu. Lens de böyle rulo yapılıyor. O içerisinde plop diye. İçeride böyle açılıyor ki küçük small incision, küçük ensizyon 2,5 milimetreden girdiği için de dikiş atmaya gerek kalmıyor ve dikişsiz katarak ameliyatı. Bu da Türkiye'de 34 sene önce başladı. Başladı ve hala yapılmakta. Fako bir yöntem. Bu işte bunu lazer falan dediler ama aslında lazer değil. Evet. Ama gerçek lazerde uygulandı bir ara. Femtosecond diye bir lazer uyguladık. Çok da fazla bir getirisi olmadı. Tam tersi bir de süreyi uzattı. Önce hastayı işte femto lazerin makinesine yatırıyoruz. Oradan kaldırıp tekrar ameliyathaneye götürüp bir de ameliyat masasına yatırıyoruz falan. Çok da fazla. Dolayısıyla bırakıldı artık. O yani artık yapılmıyor. Gerçek lazer yok. Bir iyileşme süreciyle ilgili ne söyleyebiliyorsunuz şu yapılan az önce gördüğümüz operasyondan sonra? Şimdi iyileşme süreci aslında çabuk. Yani bu dikişsiz katarak ameliyatta çok hızlı hakikaten. Yani hızlı dediğim, şimdi ertesi günü gözü açıyoruz öyle diyeyim. Ameliyat bir kere 10 dakika. Yani daha doğrusu kişiden kişiye değişiyor yani doktordan doktora yani. 5 dakikayla yarım saat arasında değişiyor bu süre. Bir de kataraktın sertliğine göre de değişebiliyor. Çok sert kataraklar biraz daha yani ben dedim mesela çok sert olunca 10 dakika sürüyor. Yumuşaksa 6 dakikada falan yapabiliyorum. Dolayısıyla bu 10 dakika sonra bitiyor. Aslında eve gidip dinleniyor ama ertesi günü gözünü açtığımızda yani hastaların bir kısmı %100 görüyor. Bir kere normal günlük yaşama geri dönülüyor ertesi gün. Yani sokağa çıkabilir, eğilip kalkabilir. İşte yemek, boğarı falan serbest. Ama bir kısmı
Ertesi günü görüyor, biraz bulanıklık olabiliyor. Hı hı. Yakını iyi görmüyor mesela ilk gün. Çünkü göz bebeğini büyütmüş oluyoruz. O hala biraz devam ediyor. İkinci günü mesela yakın başlıyor. Üçüncü günü birkaç gün. Ama yani hastaların çoğu bir iki gün içinde %100'e yakın görmeyi kazanıyorlar. Uygulanabilecek kaç tip mercek var hocam ve buna nasıl karar veriyorsunuz? Akıllı mercek diye adlandırılan göz içi merceklerinin uygulanamadığı kişiler, durumlar var mı? Merceğin uygulamadı. Yani o hemen hemen yok diyebilirim. Merceğin tipine göre tabii. Mesela bu çok odaklı lensleri uygulamadığımız hastalar var. Retina problemi var mesela. Retinasında şekere bağlı bir retina bozukluğu var. Ve görme kapasitesi %30, 40, 50. Yani zaten iyi göremiyor. O çok odaklı lenslerle görebilmek için hani beyin görüyor ya. Dolayısıyla retinanın da iyi sinyal gönderebilmesi lazım. Yani belli bir görme kapasitesi gerekiyor. Yani %80, 90, %100 görebilecek kişilere bu akıllı lensleri takabiliyoruz. Şimdi lens, bu katarak ameliyatında kendi lensini çıkardık. Yeni sentetik lensi taktık. Normalde eskiden bunlar tek odaklı. Bu lensin numaralarını ayarlamak bizim elimizde. Dolayısıyla bir hesap yapıyoruz. İşte özel ölçümlerle. Öyle bir hesaplıyoruz ki uzakta falan bir numara varsa o bir sıfır olsun diye ona göre 20 yerine 25 takıyoruz, 22 takıyoruz filan. Astigmatlı tipleri de var onların. Astigmatı da düzeltecek şekilde takıyoruz. Ama uzağa ayarlı. Şimdi yakına böyle plastik bir şey olduğu için kendi göz lensimiz gibi yakına fokus yapamıyor. Dolayısıyla yakını göremiyordu eskiden. Yakını da görsün diye çok odaklı bu teknoloji. Böyle halka iç içe geçmiş halkalar şeklinde dizaynlar yapıldı. Ve o sayede yakını görmeye başladı bundan belki 20, 21, 22 sene önce. Türkiye'de 18 senedir takılıyor bu lensler. Ama ilk takılanlar biraz o kadar iyi sonuç vermiyordu. İşte gece çok ışık parlıyordu, ondan sonra uzak görmeyi bozuyordu falan. Bunların teknolojisi ilerledi. Ve şu anda gerçekten hasta memnuniyeti çok yüksek bir düzeye geldi. Ve de yani yakında ilaç prospektüsleri, en küçük C1 dediğimiz en küçüklerini yazıları bile okuyor hastalar. Yani okuyor bunu böyle. Ben bile inanamıyorum yani. Ama ışık lazım, ışık varsa okuyor. Işık yoksa okuyamıyor. Evet, şimdi bunlar bir de yakını tamam ama yakın okuma mesafesi tek bir, yakında da tek bir odağı var. Bu sefer hani o 40 santimi ayarlandı ama bazı insanlar şöyle 60-70 santimi de net görmek istiyor. Orada biraz bozuluyor orta mesafe. Şimdi orayı da net görmek istiyor diye tabii bazı hasta tutturdu. Orayı da istiyoruz. Tutturdu niye bozuldu diyemezsiniz. İstiyoruz tabii ki de hakkımız. İstiyoruz doğru. Çünkü bazıları çünkü onu hemen şey yapıyor. Tamam yetiyor bana diyor. Ben diyorum. Bazıları tutturuyor. Sonra tabii teknoloji buna da çalış. Sonra bu üç odaklı, trifokal lensler çıktı. Bunlar da aşağı yukarı 8-9 senedir başladı. Ama ilk başladığında bunlar da bazı yan etkileri vardı. Ve hala da bu trifokal denilen lenslerin %90'ı orta mesafeyi göstermiyor tam olarak. Yani adı öyle söyleniyor ama trifokal teknolojisi ama göstermiyor. Yani bir iki marka var diyeyim. En iyi yani gerçekten orta mesafeyi gösteren. Ama sonuçta iyi bir şey tabii. Çok daha kullanışlı. Yani mesela ne bileyim. Mesela markette ki bir rafa bakıyorsunuz. Bu orta mesafe oluyor 60-70 santim. Onu iki odaklı göremiyor. Böyle yaklaşık bakması lazım ama üç odaklı da o mesafeden de görebiliyor. Rahatlıkla görebiliyor. Yani bilgisayar böyle biraz uzaktan şey yapabiliyor falan. Daha önce lazer olmuş bir kişiye bu akıllı lens uygulanabiliyor mu? Katarak ameliyatı yani. Evet. İlk başta biraz çekine yaptık bunu. Ama yani çok uzun belki 10 yıldır falan ben yapıyorum. Gayet de iyi sonuç veriyor ama mesela bazı trifokal lensler görmeyi bozabiliyor. Daha önce lazer olmuş kişilerde. Dolayısıyla ona göre bir lens seçimi yapmak lazım. Bu önemli. Bu lens seçimi çok önemli. Lens çok deneyim isteyen bir şey anladığım kadarıyla. Bir yaş sınırı var mı bu ameliyatlarda? Şimdi şöyle yani katarak ameliyatı... Yani illa kataraktın oluşmasını beklemek mi gerekiyor? Kaç yaşından itibaren akıllı yapılabiliyor? Akıllı lens için. Evet. Akıllı lens için. Şimdi dediğim gibi daha önce bu o kadar iyi sonuç vermeye başladı ki bu yakın görmede bu ameliyatlar. Dolayısıyla katarakta olmayan fakat yakın problemi başlamış 45 yaşında yakını göremiyor, okuma gözlüğü kullanıyor.
Hastalar da tabii doktor bey bize de yapamaz mısınız işte diye başladılar. Tutturuyorlar. Tutturuyorlar. Evet. Dolayısıyla ilk başta tabii dedik biraz erken hani ama teknoloji bu kadar iyi olunca onları da yapmaya başladık. Çünkü zaten 50 yaşlarda olacak. Hani biraz da 3-4 sene önce almanın da bir sakıncası yok ama bir avantajı oluyor. O konforu daha erken yaşamaya başlıyor. Çünkü olduktan sonra ömrünün sonuna kadar zaten gidiyor. Bir daha katarak oluşma ihtimali de olmuyor. Bir daha katarak da olmuyor. O da ortadan kalkmış oluyor. Gözü de bozulmuyor. Evet, numara da bozulmuyor. Katarak da olmuyor. Bozulma gibi avantajları da var. süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ve gününüzü kutluyorum aynı zamanda teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Biz bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra Çağla'yla yeni bir gün devam edecek. Buyurun. Murat şefimizin yanındayız. Ellerine kollarına sağlık. Yani çok teşekkürler. Müthiş bir iftar sofrası diyebilirim. Çok yani umarım herkes yapabilir. Allah olmayanları da versin. Etiyle, tatlısıyla değil mi? Salatasıyla. Neler yapmıştık? Amin. Bugün biraz anlatalım. Çağla Hanım sinik kebabı yaptık. Onun sinik dışında kebabı kocaman da ufacık kalmış. Çekiyor. O bitki de çekiyor. Peki. Onun dışında bezirgan salatası yaptık. Şu bezirgan salatası müthiş görünüyor bu arada. Üzerine mutlaka limonunu eksik etmiyoruz. Nar ekşisi koysak bile. Of. Bu soğudu tabii artık sünmüyor ama ilk başta çok güzel sünüyordu. Gene bile sünüyor. Seni kırmadı ve sünüyor. Aynen, evet sünüyor gerçekten. Çok şükür. Sonra zeytin. Onun dışında zeytin salatamız var. Mutlaka biber salçamızdan ona da ekliyoruz. Müthiş görünüyor. Hurmalı kömbemiz var. Ayrıca onun cevizlisi var veya boşu var. Ve biberli ekmeğimiz var. Ellerine sağlık. Az önce heyecandan unuttum. Çok övdüğünüz zeytinyağımızı size hediye getirmiştim. Aa, bana getirmiş üstüne de adımı da koymuş. İşte başka bir şey isteseymiş. Bu da bizim harbiyemizin, samandağımızın dokuma ipeği. Ne tatlı. İpek şalı. Emeği geçen herkese benden selamlar, sevgiler. Sana da çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin diyorum. Tüm aile sevgiler ve yayınımızı da kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.